8x8 sınıfının en önemli araçlarından Arma serisinin yeni modeli Otakar tarafından tanıtıldı. Arma 2 zırhlı muharebe aracı sınıfının en yüksek koruma seviyesi ve en yüksek atış gücünü birlikte sunuyor. Araçta yerli motor opsiyonu da bulunuyor. Tekerlekli araçlar arasında kendine özel bir pazar oluşturan Arma, bugüne kadar 500'den fazla üretildi. Ciddi bir ihracat başarısı yakaladı. Yaklaşık 400 araç Birleşik Arap Emirlikleri'ne satıldı. 2010'da tanıtılan Arma serisi yakaladığı kullanıcı memnuniyetinin ardından Otokar tarafından yenilendi. 3 yıl süren tasarım ve geliştirme çalışmalarında klasik muharebe koşullarının yanı sıra günümüzdeki farklı coğrafyalardaki çatışmalarda sıkça rastlanan asimetrik tehditler de göz önüne alındı. Arma 2 dünyada kendi sınıfındaki en yüksek balistik, mayın ve el yapım patlayıcılar EYP korumasını yüksek arazi kabiliyeti ile birlikte optimum şekilde sunuyor. Bir önceki seride 30 ton olan maksimum ağırlık Arma 2'de 40 tona yükseltildi. Araçta 720 beygir gücünde motor kullanılıyor. Arma 2 daha fazla taşıma kapasitesi, daha fazla koruma özelliklerinin yanı sıra 120 mm kalibreye kadar ağır silah sistemlerinin entegrasyonuna da imkan veriyor. Arma 2'deki direksiyon sistemi tüm aksları kontrol edebiliyor. Bu anlamda tüm tekerler direksiyonlanabilir nitelikte. Modüler bir platform olarak tasarlandığı için Arma 2 pek çok farklı göreve de uygun bir platform. Piyade sınıfı için standart tekerlekli zırhlı muharebe aracı ve zırhlı personel taşıyıcı aracı olarak kullanılmasının yanı sıra Arma 2'ye farklı silah sistemleri, donanımlar ve çeşitli sistemler de entegre edilebiliyor. Farklı varyantları olan Arma 2, gözetleme ve dinleme vasıtaları ile keşif aracı, geniş iç hacmi ve çok hızlı yer değiştirme kabiliyeti ile komuta kontrol aracı olarak envanterde görev alıyor. Arma 2, uygun alt sistemler ile muharebe sahasında kurtarma görevlerinde de kullanılabilecek. Ayrıca büyütülen gövde ana yapısının sağladığı ilave hacim ile hem bakım onarım veya ambulans gibi çeşitli görevleri de yerine getirebilecek. Arma ailesini ilk kez 2010 yılında tanıttıklarını hatırlatan Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Arma bugün sınıfında dünyanın önde gelen zırhlı muharebe araçlarından biri olarak kabul ediliyor. Bugün 500'den fazla Arma aracımız dünyanın farklı ülkelerinde değişik görevlerde kullanılıyor. Arma 2'yi geliştirirken yerlilik oranını arttırarak ülkemizin kara sistemlerinde dışa bağımlılığını azaltmada önemli bir adım atmak istedik. Arma 2'de kendi kaynaklarımızla tasarladığımız ve ürettiğimiz transfer kutusunu ve süspansiyon sistemini kullandık. Soğuk paketi de dahil olmak üzere milli tasarım ve yerli üretim alt sistemlerini tercih ettik. En önemli yeniliklerimizden biri de yerli motor alternatifi sunmamız oldu. Arma 2 bu yönüyle aynı zamanda Türkiye'nin ilk yerli motorlu 8x8 zırhlı aracı oldu dedi. Arma 2 ile zırhlı muharebe araç konusunda kullanıcılara farklı seçenekler de sunuluyor. Bunlardan biri Ford Otosan tarafından geliştirilen EcoTorque güç paketi. Toplam 720 beygirlik 12.7 litre EcoTorque motoru 4 yıllık çalışma ve yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla Ford Otosan tarafından tasarlanarak üretime başlamıştı. Halen bu motor Türkiye'nin ilk yerli kamyon motoru olma unvanını da kuruyor. Arma 2'nin ilk önemli ihalesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni nesil araçlar projesi olacak. Ayrıca yabancı müşteriler için bu yıl iki farklı pazarda tanıtım gerçekleştirilecek.